Amerika, Texas eyaletinin Houston kentini büyük hasar ve zarara uğratan Harvey kasırgasının hemen ardından bu kez en az Harvey kadar büyük bir tehlike olan Irma kasırgasıyla karşı karşıya. Irma'nın Karayip adalarını kasıp kavurduktan sonra hafta sonunda Florida'yı vurması bekleniyor. Bu yayınımızda iki bağlantımız olacak. Önce Irma neler yapabilir, şu ana kadar ne ölçüde etkili oldu? Mehmet Sümer bu konudaki ayrıntıları verecek. Ardından Paris'e Arzu Çakır'a bağlanacağız. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son günlerde Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Fransa, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileriyle ilgili gelişmeleri özetleyecek Arzu Çakır. Ama önce Mehmet Sümer'e bağlanıyoruz. Irma kasırgasıyla ilgili son durumu almak üzere. Hazırlıklar nasıl ilerliyor? Kasırganın şiddetinde azalma var mı Mehmet? Kasırganın şiddetinde bir azalma yok açıkçası. Florida'ya yaklaştığında 4. seviyeye düşmesi bekleniyor. Ama dün 5. seviyedeyken Barbuda Adası'nın üzerinden, tam üzerinden geçti ve bu adaya, bu küçük adaya gerçekten çok büyük bir hasar verdi. 1600 kişinin yaşadığı adada 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Ancak %90'ından fazlası evlerin yok olmuş vaziyette. Adadan gelen görüntüler gerçekten çok korkunç. Adanın, ada halkının hatta tamamen başka bir yere taşınması düşünülüyor. Ancak ada için, özellikle Barbuda Adası için felaket tam anlamıyla geçmiş durumda değil. Çünkü Irma'nın hemen arkasından aynı bölgede oluşan bir kasırga daha var. Jose kasırgası. O da tropik bir fırtınadan kasırga seviyesine yükseldi. Ve Jose kasırgasının da aynı yolu takip etmesi bekleniyor. Yapılan araştırma ve bilgisayar modellerinden çıkarılan sonuçlarda. Dolayısıyla Barbuda'yı Jose'nin de tekrar vurması gündemde. Zaten hani bir şey kalmamış durumda. Evlerin dediğimiz gibi tamamına yakını yok olmuş durumda. Dolayısıyla adanın başka bir yere, başka bir adaya taşınması düşünülüyor. Bunun dışında söylediğimiz gibi şu ana kadar kasırga vurduğu yerlerde en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çok sayıda bina hasar gördü. Hatta hasar gören, yıkılan binalar arasında betonarme olan binalar dahi var. Yani bir deprem etkisi yaratıyor. Kasırga 5. kategori olan en üst seviyede güçlü rüzgarlara sahip bir kasırga durumunda Irma. Bu da yaklaşık 300 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar demek ki uzmanlar bu hızın, yani rüzgar hızının anlık olarak 350 kilometrenin üzerine dahi çıkabildiğini belirtiyorlar. Şu anda iki model var. Hala daha kasırganın ne tarafa doğru gideceği tam olarak bilinmiyor. Avrupa Kasırga ve Fırtına İzleme Merkezi Irma kasırgasının Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaştığında Meksika Körfezi'ne doğru yöneleceğini tahmin ediyor. Amerikan Kasırga İzleme Merkezi ise ve NASA da aynı zamanda doğu kıyılarına, Amerika'nın Florida'dan itibaren doğu kıyılarına doğru bir yol takip edeceğini, Florida'yı 4 şiddetindeyken vuracağını, daha sonra yukarıya doğru çıktıkça 3'e, 2'ye ve 1'e, daha sonra tekrar tropik fırtına seviyesine düşüp kaybolacağını tahmin ediyorlar. Yalnız burada şöyle bir şey var. Uzmanlar şunu söylüyorlar. Eğer Avrupa Kasırga İzleme Merkezi'nin tahmini gerçekleşirse, yani güneye doğru devam eder, pardon, batıya doğru devam eder ve Meksika Körfezi'ne doğru girerse, işte o zaman gerçekten felaketin boyutunun daha da artacağı tahmin ediliyor. Neden? Çünkü Meksika Körfezi'ndeki sular, okyanus suları şu anda açık denizde Irma'nın yol aldığı noktadaki sulardan daha sıcak. Bu da şu anlama geliyor. Irma'nın içerisindeki rüzgarların daha da şiddetlenebileceği anlamına geliyor. Zaten Irma kasırgasının da, Jose kasırgasının da, daha önceki Harvey kasırgasının da oluşma nedenleri okyanus sularının küresel ısınma ile birlikte fazla yükselmiş ve fazla ısınmış olması. Kuzey kutbundan ve kutup bölgelerinden gelen soğuk hava dalgaları okyanusun sıcak sularıyla buluştuğunda bu çarpışmadan alçak basıncında etkisiyle fırtınalar oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla deniz sıcaklığının yüksek olması kasırganın daha da şiddetlenmesine neden oluyor. İşte bu sebeple eğer suların daha da sıcak olduğu, görece daha sıcak olduğu Meksika Körfezi'ne girerse kasırga, o zaman gerçekten belki de 400 kilometreye ulaşan rüzgar hızlarından bahsediliyor. O durumda tekrar Texas'a doğru yönelme ihtimali var. Yani zaten Texas'ta, Houston'da şu anda ciddi bir yıkım söz konusu. Hani gerçekten bunu konuşmak dahi istemiyoruz diyorlar yetkililer.
Ancak tabii dördüncü kategori bir fırtına olarak Florida kıyılarını Miami'yi vurması bekleniyor. Dolayısıyla Florida'da hazırlıklar devam ediyor. Florida valisi bölgedeki birçok yerin ki South Beach en çok bilinen adını neredeyse herkesin duyduğu Miami'nin o çok bilinen, çok meşhur sahil şeridi oranın tamamıyla boşaltılması talimatı verilmiş durumda. Bölgeden uzaklaşmaya çalışıyorlar insanlar. Şu anda trafikte ciddi bir yoğunluk var. Henüz perşembe günündeyiz. Pazar günü ulaşacağı tahmin ediliyor ama insanlar yavaş yavaş kaçmaya başladılar. Hatta öyle ki Amerika'nın daha iç kesimlerinde uçak bulabildikleri yerlere gidiyorlar insanlar şu anda Florida'dan. Geçtiği noktalarda San Martin Adası'nda ciddi bir şey verdi, hasar verdi. Onu söyleyebiliriz. Porto Rico'da ciddi bir altyapıya Porto Rico'da çok ciddi hasar verdi. Öyle ki Porto Rico'daki elektrik altyapısını neredeyse tamamen mahvetmiş, yok etmiş durumda. Uzmanlar ve yetkililer, bölge yetkilileri Porto Rico'ya tekrar eskiden olduğu gibi normal bir şekilde elektrik sisteminin düzeltilmesinin ve elektrik verilmesinin 4 ila 6 aylık bir çalışma sonucunda ancak mümkün olabileceğini belirtiyorlar. Yani şehrin elektrik, Porto Rico'nun elektrik altyapısı tamamen mahvolmuş durumda. Söylediğim gibi St. Thomas'ı ve St. Martin'i de vurdu. Bunlar da son derece turistik adalar. Hatta St. Martin Adası daha önce de söylemiştik. Bu insanların yüzdüğü plajda hemen insanların birkaç metre üzerinden uçakların geçiş yaparak piste tekerlek koydukları o meşhur St. Martin Havalimanı'nın olduğu yer. Havalimanı'nın çok büyük hasar gördüğünü açıkladı yetkililer. Adada da en az 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Şu ana kadar Irma bu adalardan, ada ülkelerinden, bunların bir kısmı Amerikan Virgin Adaları, bir kısmı Fransa'ya, bir kısmı İngiltere'ye, bir kısmı Hollanda'ya bağlı, bir kısmı Amerika'ya bağlı. Ciddi yıkımlar var gerçekten ve ana karaya doğru yani Amerika'ya doğru yaklaşıyor. Dediğimiz gibi pazar günü öğle saatlerinde de Florida'yı ve Miami'yi vurması bekleniyor Irma kasırgasının. Arkasından da Jose kasırgası geliyor. O şu anda birinci seviyede ama onun da güçlenmesinden endişe ediyor uzmanlar. Jose'nin de yine aynı rotayı takip ederek daha güçlü bir kasırga haline gelip aynı bölgenin üzerinden bir kez daha geçmesi en büyük korku şu anda. Evet, teşekkür ediyoruz Mehmet. Şimdi Arzu Çakır'a dönelim. Arzu, Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik çıkışından sonra gözler Fransa'da. Almanya Başbakanı Merkel sert bir çıkış yapmıştı. Fransa buna karşılık temkinli bir tutum izliyor. Hatta olumlu sayılabilecek açıklamalar geldi Macron'dan. Ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye gidiyor. Ayrıntılar sende. Hülya Polat, burada kasırga yok ama çok ciddi tartışma rüzgarı var. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren tartışmalar Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamalarıyla başladı her şey. Ekim ayındaki liderler zirvesinde konsey toplantısında Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerinin kesilmesine dönük öneri götüreceğini söyledi. Bu tabii Avrupa gündemine çok önemli bir madde olarak eklendi. Bütün Avrupa medyası bunu konuşuyor. Çeşitli açıklamalar yapılıyor. Almanya'dan sonra Avusturya'dan da buna benzer bir talep geldi. Genelde açıklamalar olumsuzdu ancak Fransa çok temkinli açıklamalarda bulunuyor. Fransız dışişleriyle Amerika'nın sesi olarak konuştuk. Buna Fransa'nın pozisyonunun bu konuda ne olduğu sorusu yönelttik. Onlar da bir takım kaygıları paylaştıklarını, Almanya'nın kaygılarını paylaştıklarını ancak bu konuya soğukkanlı yaklaşılması gerektiğini söylemişlerdi. Bu sabah bir Yunan gazetesine Yunanistan ziyareti dolayısıyla konuşan Cumhurbaşkanı Macron önemli açıklamalarda bulundu. Birincisi Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşan adımlar attığını, bunun doğru olduğunu ve bunun mutlaka bir takım sonuçları olacağını dile getirdi. Örneğin gümrük birliği konusundaki gümrük birliği anlaşmasının geliştirilmesi ve modernleştirilmesi konusundaki çalışmaları durdurabilecek nitelikte bir takım olumsuz gelişmeler yaşandığını Türkiye'de söyledi. Ancak bunun Avrupa Birliği tam üyeliğiyle ilgilendirilmemesi gerektiğini, böyle bir sonuç doğurmaması gerektiğini söyledi. Seçim kampanyasının başından beri Emmanuel Macron bunu savunuyor. Türkiye ile köprüler atılmamalıyız cümlesini seçim kampanyasında yazan bir lider ve
Seçildikten sonra da bu politikasını herhangi bir çizgi kırılmasına uğramadan savunmaya devam ediyor. Son açıklamasında da Türkiye'nin gerek göçmen krizinde gerekse terörle mücadele konusunda son derece önemli stratejik bir rolü olduğunu, hayati bir rol olduğunu söyledi. Hatta aynen bu kelimeyi kullandı ve Türkiye ile köprülerin kesinlikle atılmaması gerektiğini söyledi. Biliyorsunuz Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Lou Biro'nun serbest bırakılması için defalarca telefonla görüşmüşlerdi. Bu konu önümüzdeki günlerde New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında da gündeme gelecek. İki lider baş başa görüşecekler, heyetler arası görüşme olacak ve bu Amerika'nın sesinin belki de ilk kez duyurduğu bir haber. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Türkiye'ye gidecek, Ankara'ya gidecek 14-15 Ekim tarihlerinde ve ikili konuları görüşecekler. Özellikle Libya, Suriye konusu başta olmak üzere en önemli iki dosya bu. Katar dosyası görüşecekler Türk diplomatlarının verdiği bilgilere göre. Ve tabii tutuklu gazeteci Lou Biro konusu da gündeme gelecek. Emmanuel Macron şahsen bu konu üzerinde ciddi bir politika izliyor ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özellikle ricada bulunuyor. Fransız gazetecinin bir an evvel Paris'e geri dönebilmesi için. Bunun ötesinde her iki lider de oldukça sık görüşüyor. Fransız medyası hatta Emmanuel Macron'un Angela Merkel'den sonra en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü dile getiriyor. Dolayısıyla ciddi bir diyalog var iki lider arasında ve bu diyalog New York'a kadar devam edecek. Bütün Avrupa'da olumsuz rüzgarlar eserken Fransa'nın bu kadar olumlu bir tavır sergilemesi Türk diplomasisi de sevindiren ve olumlu değerlendirilen bir gelişme. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerin önümüzdeki günlerde bir ziyarete, bir resmi ziyarete dönüşebilmesi ihtimali de var. Fransa'da böylesine olumlu bir hava esiyor Hülya Polat. Evet Arzu Çakır, teşekkür ediyoruz. Washington'dan Mehmet Sümer ve Paris'ten bildiren Arzu Çakır'a verdikleri ayrıntılar için teşekkür ediyoruz.